Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. 11. sınıf ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İndirgemede kalmıştık hatırlıyorsanız. Ders 7'de kalmıştık. İndirgemenin ilk kısmını tamamlamıştık. Anlatım kısmını tamamlamıştık. Şimdi burada örnek sorularımız var. Örnek soruları da isterseniz beraber çözelim. Şimdi 12. sorumuza geldiğimizde. Bakın o 0 ile 270 arasında demiş. Yani şimdi bu birim çemberi bir çizmeye kalkalım biz. Bu birim çemberi çizdiğimizde açı biraz geniş. Dikkatli bakarsanız şurada bir açı ama hangi açı kaç derece biz onu bilmiyoruz. İşte orada bize tüyo verecek kısımlar var. Şimdi bakın birinci bölgede mi ikinci bölgede mi üçüncü bölgede mi ben onu bilmediğim için hani sinüs alfa için mesela pozitif mi negatif mi kararını veremem. Ama Allah'tan burada bana bir kopya vermiş. Demiş ki tanjant eksi olacak demiş. He, o zaman ben de diyorum ki bu bölgeler içerisinde tanjantın eksi olduğu yer neresi? İkinci bölge. Demek ki benim aslında açım burada değil pi bölü 2 ile pi arasındadır. Yani biz ikinci bölgede bir alfaya göre işlem yapacağız. Ama demiştim ya bir önceki sorumuzda bize verdiği eğer ki bu bölge 0 ile 90'ın dışındaysa bunun üstünü kapatıyoruz demiştim. Burayı kapatıyoruz demiştim. Bu yokmuş gibi davranıyoruz. Soruyu çözüyoruz. Ondan sonra işaretleri ikinci bölgeye göre hareket ederek karar vereceğiz. Mesela sinüs alfa hiç bu yokmuş gibi kavram. Şunu çözüyorum. Şimdi sinüs eksi alfa. Sinüs ne yapıyordu? Eksiyi dışarı atıyordu. Eksi sinüs alfa. Çarpı kosinüs alfa. Bölü. Demiştik ya eğer burası pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi gibi tamsa fonksiyon isim değiştirmez. O zaman orası da ne yapar? Kotanjant alfa yapar. Kaçıncı bölgede? 180'den geri geldiğimiz için ikinci bölgede, ikinci bölgede de kotanjant nedir? Eksidir. Şimdi o zaman ne oldu? Bu eksiyle bu eksi birbirini götürdü. Şimdi sinüs çarpı yalnız şöyle bakın götürdüğü eksileri götür diyelim. Şimdi şu kısma giriş yapıyoruz. Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüs ne? Artı. Kosinüs ne? Eksi. Kotanjant ne? Eksi. O zaman bizim ifademiz ne geldi? Sinüs alfa çarpı eksi kosinüs alfa bölü Eksi kotanjant alfa. Şimdi bunu düzenlemeye çalışalım. Şimdi eksiler birbirini götürecek zaten. O zaman sin çarpı kos bölü. Kotanjant da neydi? Kos bölü sinde. Bu takla atacak, yukarı çıkacak. O zaman sin çarpı kos çarpı sin bölü kos. Koslar birbirini götürür. Ne gelir? Sin kare gelir. Yani biz ne yapacağız? Sin kareyi bulacağız. Şimdi bunda hiç işarete bakmadan bir tane üçgen çiziyorsunuz. Tanjant 5 bölü 12. Şu açıyı alfa dersek. Hadi burası da 13. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüsü değil mi? O zaman 5/13. bölü 13. Bunun nesini alacağım? Karesini alacağım. O zaman bizim cevabımız ne geldi? 25/169 bölü 169 geldi diyebiliriz. Bulunduğu bölgeye bakmadan işarete karar veriyoruz. Tamam mı? Yani bulunduğu bölgeye bakmadan normal biz soruyu çözüyoruz. Ondan sonra bulunduğu bölgedeki işaretlerini alıp soruyu devam ettiriyoruz. Peki bakalım. Şimdi 13. sorumuzda bize diyor ki A artı B diyor pi bölü 6. Pi bölü 6 ne yapıyor? 30 derece yapıyor. Tanjant 3 artı 4B eksi 8 bölü 17 ise kotanjant eksi B'nin değerini bulunuz demiş. Kotanjant eksi dışarı çıkarıyordu. Zaten vatandaş bize aslında ne soruyor? Eksi kotanjant B'yi soruyor diyebiliriz. Şimdi A artı B 30 derece. Şimdi hocam burada 3A var. 3B var bir tane daha B var. Ben bunu iki parçaya ayırsam. O zaman orası ne yaptı? Tanjant 3A artı 3B artı B yaptı. Bu da neye eşitmiş? Eksi 8 bölü 17. Yani 3A artı 3B kaç yapacak o zaman? 90 yapacak diyebilir miyiz? O zaman oraya biz ne diyelim? Tanjant pi bölü 2 artı B neymiş arkadaşlar? Eksi 8 bölü 17 imiş. E şimdi 90'dan ileri gittiğimiz zaman fonksiyon ne yapıyordu? İsim değiştiriyordu pi bölü 2'yi kullanınca. O zaman burası kotanjant yaptı. Ve nasıl söyleyeceğiz? Hani ikinci bölgede tanjant neydi? Eksiydi. O zaman eksi kotanjant B eksi 8 bölü 17 ise buradan kotanjant B kaç gelecek arkadaşlar? 8 bölü 17 gelecek. Peki vatandaş bize ne soruyor? Eksi kotanjant B'yi o zaman cevabımız ne olacak? Eksi 8 bölü 17 olacak diyebiliriz. Bu da 13. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım. Geldik 14'e. X 0 ile 90 arasında 3x eksi y buymuş. Ha biraz önceki mantıkla ilerleyebiliriz. Burası kaç derece? 180'i 8'e böleceğiz. 90, 45, 22,5 diyebiliriz. Açı mantığıyla konuşursak. Şimdi burada ne var hocam? Orada 4y var. Eksi 12x var. Eksi x var. Yani şunun eksi kaç katı? 4 katı. Bunu eksi 4 ile çarparsanız 2 ile çarptım 45 bir daha 2 ile çarptım 90. Ama eksi 90. O zaman orası ne oldu bizim için? Kosinüs eksi 90 eksi x oldu. Bölü. Alt taraf üf. Şimdi 8 ye. 8 ile çarpsam burayı ne yapar? 24 mi yapar? O zaman 24 x eksi 8 y eksi x diye 23 x'i şu şekilde iki parça ayırdım. E hocam şurası bakın orayı net belirteyim. Hocam şurası bunun kaç katıydı? 8 katıydı. O zaman 22.5'u 8'e çarparsanız 45, 90, 180 yapar. Orası da ne geldi? Kosekant 180 eksi x geldi. Artı 1. Şimdi bizden istediği şey bunu çözmemiz. Hadi bunu buradan aldık. Buraya getirdik. Peki bakalım. Şimdi kosinüs ne yapıyordu? Yutuyordu içindeki eksiye. O zaman ben ona kosinüs pi bölü 2 artı x'tir diyebilirim. Bölü. Kosekant pi eksi x. Şimdi kosekant bir bölü sinüstü. 1 bölü sinüs x'tir diyeceğim. Çünkü burası pi 2 pi 3 pi ise fonksiyon isim değiştirmiyordu. Peki bölgeye bakalım. Nerede? Burada. Geri geldim. ikinci bölgede. ikinci bölgede sinüs ne? Artı. O zaman alt taraf aynen kaldı. Şimdi burayı düzenleyelim. Pi bölü 2 olunca fonksiyon isim değiştiriyordu. Orası sinüs x yapıyordu. Şimdi pi bölü 2 nerede? Burada. İleri gittik. ikinci bölge. ikinci bölgede kosinüs ne? Eksi. O zaman burası eksi geldi. Hatta bu da takla atsın. Yukarı çıksın. Ne olsun? Çarpı sin x olsun. Bir de dışarıda neyimiz var? Artı birimiz var. O zaman son talihde ne oldu? Eksi sin kare x artı bir oldu. Yani aslında bir eksi sin kare x gibi gözükebilir orası. Ona da biz ne diyebiliriz? Cos kare x diyebiliriz. Bu da 14. sorumuzun çözümüydü. Şimdi şu 3x y'yi ne yaptık? İçerideki katlarına bakarak oradan biraz içeriği parçaladık. Hani pi bölü 8 22 buçuk katlarını içeride aradım gibi düşünebiliriz. Geldik 15'e. 15a 180 ise bak 15a 180 ise burada aslında bir tane 15a var. Değil mi? Bir tane de a var. O zaman oraya biz kosinüs pi artı A diye söyleyebilirim. Bölü. Alt taraf 31. 30 tanesi 2 katı 2 pi yapar. O zaman sekant 2 pi'den bir tane A fazla. Şimdi artı 1 de var. Artı 1'i de koyalım. Şimdi devam ediyoruz. Bir kere bu fonksiyon isim değiştirmiyor. Kosinüs A yapıyor. Kaçıncı bölgede? 180'den ileri gidiyorum. Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kosinüs eksi. Bölü sekant. 1 bölü kosinüs 2 pi artı a'ydı. İçeriden istediğimiz kadar 360 çıkarabilir ekleyebiliriz. O zaman bir 360'ı çıkarırsak aslında orası ne olacak? Direkt kosinüs ama 1 bölü şeklinde değil mi? O zaman 1 bölü kosinüs a oldu diyebilirim. Dikkat. Bunun şeylere dikkat edelim. Artı 1. Şimdi bu takla attı. Yukarı çıktı. Ne oldu? Eksi kos kare a artı 1. Yani 1 eksi kos kare. Buna da ne diyoruz? sin kare a diyoruz. Bilginiz olsun. Bu da 15. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 16. sorumuza. 16. sorumuzda ne diyor? 8 a eşittir pi bölü 2 diyor. Bakın hep aynı mantıkta şu 3-4 sorudur. Sinüs 17 a yani ne yapmaya çalışıyoruz? 90'a 180'e tamamlamayan verdikleri açıları bağıntı kurmaya çalışıyoruz. 8 a pi bölü 2 imiş. O zaman pi için biz ne diyebiliriz? 16 a diyebiliriz. Bak şimdi dikkatli bak burası 16 A'dan bir fazla. Yani ben oraya ne dedim? Sinüs pi artı A'dır dedim. Bölü alt tarafa gelince ne var burada? 7 A var. 8 A'dan bir eksik. Yani orası sekant. Ne yaptı arkadaşlar? Pi bölü 2 eksi A yaptı. Artı 1. Şimdi sinüs pi artı A bir kere fonksiyon isim değiştirmeyecek. Kaçıncı bölgede? 180'den ileri gittiğiniz için 3. bölgede 3. bölgede sinüs eksi bölü. Şimdi sekant neydi? 1 bölü kosinüstü. O zaman bakın 90'dan geri geldiğimiz için bu fonksiyonu ne yapacak? İsim değiştirecek. O zaman burası ne oldu? 1 bölü sin kare a yaptı. Pardon sin 1 bölü sin a yaptı. Artı 1. E şimdi hocam burası takla atar. Yukarı çıkacak. Ne oldu o zaman? Eksi sin kare a artı 1 yaptı. Yani 1 eksi sin kare a da neye eşittir? Kos kare a'ya eşittir diyebiliriz. Bu da 16. sorumuzun çözümüydü. 17. Ee, bir de ne demiştik? Hani geniş açılarda hani birbirini 180 dereceye tamamlayan açılarda sinüsler aynı işaretli. Tanjant, kotanjant ve kosinüsler zıt işaretliydi. O zaman bak. A, B, C. E peki A, B, C ne? Üçgenin iç açıları. Yani bunların toplamı kaç yapıyor güzel kardeşim? 180 mi? E birbirini derece tamamlıyor. için Mesela sinüs 110 olsun burası. Burası da sinüs 70 olsun. Sallıyorum. E doğru mu? E doğru. O zaman birinci öncülüğü zor. Bakın. Burası ile burası birbirini derece tamamlıyor. Mesela sallıyorum. Kosinüs 110 ne yapacak? Eksi kosinüs 70 yapacak. Evet öyle söylemiştik zaten. İkinci bölgede sadece sinüs artıydı. Şimdi burada ne var? A, B, C ama bölü ikili. Yani aslında A, B, C'nin toplamının yarısı burası totalde. Yani bu iki, şunlar toplamı 90. Peki neydi? Birbirinin 90 dereceye tamamlayan açıların tanjant kotanjant değerleri birbirine eşit. Mesela sallıyorum tanjant 20 eşittir kotanjant 70'ti. E, bu da doğru. İstersen ABC'ye açı sallayabilirsin. Çünkü ABC üçgenin iç açıları demiş ama bunu genellemiş. Demek ki ben ne verirsem vereyim bunların doğru olması gerekiyor demiş. O zaman ne oldu? 3'ü de doğru çıktı diyebiliriz 17. sorumuz için. Geldik 18'e. 18 tan 1 tan 2 tan 89'un çarpımı birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sin cos tan cot değerleri eşitti. Sin 10 cos 80 mesela. Değil mi? Yani sin pi bölü 2 eksi alfa kosinüs alfa. Aynı şey tanjant içinde geçerli. Tanjant pi bölü 2 eksi alfa kotanjant alfa. Tersleri de geçerli. O zaman ben tan 89 yerine kotanjant 1 yazabilir miyim? Yazarım. Hocam tanjant 1 ile kotanjant 1'in çarpımı 1. Tanjant 2 ile kotanjant 2'nin çarpımı 1. 89 böyle ikili ikili tamamlıyoruz bakın. İkili ikili tamamlıyoruz. Burada tanjant 1 var. Burada kotanjant 1 var. Burada tanjant 2 var. Burada kotanjant 2 var. E bununla bunun çarpımı 1. Bununla bunu çarpımı 1. 89 tane ya. 44 tane burada. 44 tane burada. Ortada ne kalacak? Tanjant 45 kalacak. E tanjant 45'te kaçtı? 1'di. O zaman bunların çarpımı kaç gelecek? 1 gelecek diyebiliriz. B'de de hemen hemen aynısı. Bakın sin kare 89. E hocam sin 89 cos 1'dir. Yani cos kare 1. E sin kare 1 ile cos kare 1'in toplamı kaç yapacak? Hı? 1 mi yapacak? O zaman sin kare 1. Sin kare 2, sin kare 45, cos kare 2, cos kare 1, nokta, 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 nokta. Şimdi kaç tane var toplam? 89. 44 tane burada, 44 tane burada. 88, bir de bu 89. E şununla şunun toplamı 1. Şununla da şunun toplamı 1. Değil mi? O zaman burada 44 tane varsa, 44 geldi. Bir de sin kare 45. E sin 45'i biz biliyor muyuz? Kök 2 bölü 2. Bunun karesini al diyor. 2 bölü 4, 1 bölü 2. O da kaç yapacak güzel kardeşim? 88, 89 bölü 2 yapacak. Diyebiliriz. Çok güzel sorular bunlar. 18. soru. Bu şekildeydi. Geldik. 19. soruya. Doğrusal bir cadde üzerine şekil 1'de verilen Özdeş iki elektrik direği arasındaki mesafe özdeş olan elektrik direğinin uzunlukları eşittir. Yani burası x'e burası da x. Yani o zaman bu da x. Özdeş dediğine göre. Şimdi c üssü b. Şimdi ne yapmış? Elektrik direği kırıldı anladığım kadarıyla. Şekildeki a noktası elektrik direği fırtına nedeniyle 5 metre yükseklikteki d noktasından yazalım abi. Kaçırmayalım. 5 metre. O zaman bunun ikisinin toplamı x'ti. O zaman buraya x eksi 5 kaldı diyebiliriz. Şimdi ne diyor? Be A, B, X, C üstü B. Burası 6. O zaman buraya da ne kaldı? Totali burası X'ti. O zaman burası X eksi 6 kaldı. Şimdi şu üçgen. Şimdi siz bunu geometri sık sık karşılaşıyorsunuz. 5, X eksi 5, X eksi 6. Şimdi bu kenarları büyük ihtimal tam sayı çıkacak. 5, 12, 13 tutar mı? Kenarı 5 olan bir kenar hazır tanıdık bir üçgen. Özel üçgen 5, 12, 13 desek. 12 olması için bu 18 olsa. X'e 18 versem. Vallahi tuttu 5 12 13. Demek ki x kaçmış? 18'miş. Peki direğin d c üssü kenarının c üssü b yoluyla yaptığı d c üstü B. şu açı. O zaman bu açıya alfa dedi. Burası 5 oldu. Burası 12 oldu. Burası 13 oldu. Şimdi bu verilere göre şunu ben buradan alayım şu verilere göre şuraya koyayım. Tamam. Bu ne kadar kötü bir üçgen oldu ya. Şöyle yapalım var değil mi? Şimdi bunları karşılığını bulacağız diyor. Şu açıda alfa biraz uzakta kaldı. Açıda burası. Peki bakalım. Ben ne demiştim? İstediğiniz kadar burası tam sayı olursa o zaman fonksiyon isim değiştirmiyor. O zaman benim burası ne yaptı? Tanjant alfa yaptı. İkincisi de ne yapacak? Fonksiyon isim değiştirmeyecek. Kosinüs alfa yapacak. Şimdi öğrenci taktiğiyle böyle hızlı hızlıdan yapalım. 5 pi bölü 2 de kesirli küsürlü bu fonksiyon isim değiştirecek. Ne olacak? Burası sekantı yine kosekant ee, olacak. Kosekant alfa olacak diyebiliriz. Peki. Şimdi bölgelerdeki işaretlerine bakalım. Şimdi istediğimiz kadar 2 pi ekleyip çıkarabiliyoruz ya. Bir 2 pi çıkarsam burası ne yapar? Pi eksi alfa yapar. E, pi eksi alfa pi nerede? Burada. Geri geldiğin ikinci bölge. İkinci bölgede tanjant ne? Eksi. O zaman ilki bu geldi. Kötü yaptım ya. Şöyle yapalım. Şurası eksi tanjant. Tamam. Şimdi 2 pi'den geri geliyorum. 2 pi burada geri geldim. Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüs artı. O zaman aynen kaldı o. Şimdi 5 pi bölü 2. 5 pi bölü 2 ne yapar? 2,5 buçuk yapar burası. Halk ağzında. Değil mi? 2,5. buçuk. İstediğim kadar 2'yi çıkarabiliyorum. İstediğimiz kadar. Yalnız pi, 2 pi. Pi'ler değil. 2 pi ekleyip çıkarabilirsin. O zaman 2.5'ten 2 çıkardım. Buçuk mu kaldı? O zaman orası pi bölü 2 artı alfadır. Tamam. Sekant. Şimdi sekant fonksiyon değiştirdi. Kosekant oldu. Şimdi sekant neydi? 1 bölü kosinüsü değil mi? Şimdi pi bölü 2 burası. İleri gittim. Kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüs ne? Eksi. O zaman burada ya da ne gelecek bir tane? Eksi gelecek diyebiliriz. O zaman şuradaki eksiler birbirini götürdü tanjant sin bölü kos çarpı kosinüs kosekant da 1 bölü sin üstü. O zaman bu takla yukarı çıkar. Bu arada bu kosinüsler birbirini götürür. O zaman sin de yukarı çıkınca sin kare alfa oldu diyebiliriz. E peki hocam sinüs alfa neydi? Karşı bölü ipo. 5 bölü 13. İşte benden ne istiyor? Bunun karesini istiyor. O zaman 25 bölü 169 bizim sorumuzun cevabı yapar. Bu da 19. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım. Geldik 20. soruya. Erkan A noktasındaki şunu bir tık küçülteyim. Alt tarafta ne var ne yok onu da görelim. Erkan A noktasındaki evinden AB yolunu izleyerek B noktasındaki okula daha sonra okul çıkışı B noktasından BC yolunu izleyerek de C noktasındaki spor merkezine gidiyor. Şimdi evden okula okuldan da spor merkezine gidiyor. Spor merkezine çıktıktan sonra da AC yolunu izleyerek tekrardan evine dönüyor. Erkan izleyici yol a abi üçgeninde modellenmiştir. Peki Erkan ev, okul, okul, spor, sporda ne? Peki. Kuzey yukarısı, güney aşağısı. Erkan yürürken pusulanın sırasıyla A, B, B, C ve A, C yollarını kuzeye göster. İbrisiyle yaptığı açılar aşağıda göstermiştir. Şimdi ne yapıyor? Evden okula gidiyor. Evle okul arası giderken tam bakın ev solda okul sağda kaldığını düşünelim. Ev solda okul sağda. Kuzeyde yukarıda. Tam dik olması lazım. Evet mantıklı. Şimdi spor merkeziyle okul. Şimdi ne yapıyor? Okuldan çıkıyor, değil mi? Okuldan çıkıyor, spor merkezine gidiyor. Burada kuzeyle yaptığı açı 90 artı alfa. Yani şimdi okuldan eve gidiyor. Burası, şurası 90 artı alfalık bir açı. E şimdi burası 90 artı alfa yanlış düşünmüyoruz, değil mi? Şimdi bakın, okuldan çıkıyor, eve doğru gidiyor. Bu arada spor merkezi şurası ne yapmış oluyor? Spor merkezine giderken bu yol üzerinde kuzey ile 90 artı alfa yapıyor. Şimdi buradan buraya giderken bu yolda burada 90 artı alfa yapıyor. Tamam. E şimdi burası 90 olduğuna göre şurası. O zaman buraya alfa kaldı diyebiliriz. O zaman burası şu açı alfa açısı. Şu açı alfa açısı. Peki bir sonrakinde ne diyor? Şimdi spor merkezinden eve gidiyor. Şimdi şu nasıl? Şu yolda ilerliyor değil mi? Şimdi şuraya doğru gidiyor. Yukarı doğru gidiyor. Spor merkezi C noktası. Şimdi ka biraz kafayı sola çevireceğiz şey gibi olacak. Şöyle biraz bükçeceğiz. Şunu biraz büktüğümüzü düşünelim bak. Şöyle yapalım. Şunu tutalım. Şöyle. Şimdi ben bunu şu şekilde tam bunun üstüne getirmeye çalışıyorum. Bak. Doğru mu? O zaman neresi alfa yaptı? Tam şurası alfa gibi bir açı yaptı. Şunu şuradan tamamlarsak. Şurası alfa gibi bir açı yapacak galiba. Aynen. Şurası alfa gibi bir açı yaptı. Şimdi burası 90. Buraya alfa. Mesela buraya beta desem. Alfa ile beta'nın toplamı 90. Ooo süper. Burası dik geldi. O zaman bu alfa ise bu da betadır. Peki bakalım. Şimdi şurası alfa. Şurası alfa. Şurası beta. Şurası da beta. Peki bizden ne istiyor? Bunlara göre tanjant c artı 20. C açısı ne? C açısı 90. O zaman burası 90. Yani ne yaptı? Tanjant pi bölü 2 artı alfa yaptı. Artı 20 yaptı. Bölü 2a 2b 20. 2a 2b yani alfa artı betanın 2 katı artı 20. E peki hocam burası da zaten şurası 90'dı. O zaman 180 artı 20 oldu. Yani orası da kotanjant 180 artı 20 oldu. Peki buna göre aşağıdakiler ifadenin eşitliğini bulunuz demiş. Şimdi 90 fonksiyon isim değiştiriyordu. Ne oluyordu? Kotanjant 20 oluyordu. Alttaki de burası pi ise fonksiyon isim değiştirmiyordu. Kotanjant oluyordu. Bulunduğu bölgelere bakacağız. Birim çemberi çizelim. 90'dan ileri gidiyorsak ikinci bölgede tanjant eksi. 180'den ileri gidiyorsak üçüncü bölge ortada kotanjant artı. O zaman cevabımız buradan ne gelmelidir? eksi 1 gelmelidir diyebiliriz. Bu da soru bitmedi. 20. sorunun cevabı. Ho, huh, 20. soru sizde bir sayfa değil mi? Vay süper. Yalnız işte nasıl? Ya sizin kitabınız önünüzde olduğu için siz kitabınızı isterseniz böyle döndürebilirsiniz. Oraya onu oturtup o yolu oturtup alfaları 90 artı alfayı ne yapabilirsiniz? Sağlıklı bir şekilde açıyı yakalayabilirsiniz. Şimdi geldik 21. sorumuza. Şimdi 17 pi bölü 11, 6 pi bölü 11 falan filan bir sürü karışık karışık şeyler vermiş. Şimdi hani 180'i 11'e böleceksin de 17 ile çarpacaksın da. Şimdi burada düzgün şeyler ne yapamazsınız? Bulamayabilirsiniz. Ha o zaman bizim amacımız hani bunlar arasında bir bağıntı kurulabiliyor mu kurulamıyor mu onu kontrol etmek. Şimdi bakın. Burası 17 pi bölü 11. Burası 6 pi bölü 11. Toplarsanız ne yapar? 10, 23 pi bölü 11. Cık. Peki farkını alırsak ne yapar? 11 pi bölü 11. Ha, yani pi yaptı. O zaman ben mesela atıyorum şu arkadaş alfa dese şu arkadaş ne yaptı? Pi artı alfa yaptı. Gibi. Şimdi orası alfa ise burası da alfadır. Peki şimdi şunla şunu kontrol edelim. Alttaki iki tanesini kontrol edelim. Şunla şuna baktığınız zaman farkları 10 pi bölü 11 olmadı. Toplamları 22 pi bölü 11 2 pi. Ha, bu alfa ise o zaman biz buna ne diyebiliriz? 2 pi eksi alfadır diyebiliriz. Şimdi bu söylediklerine göre o zaman ne oldu? Cos kare pi artı alfa artı bir eksi cos kare alfa bölü alt tarafta tan alfa çarpı kotanjant 2 pi eksi alfa. Şimdi bunları ne yapalım? Düzenlemeye çalışalım. 180'den ileri gittiğiniz için 180'den ileri gittiğiniz için ne yapacak? Bu fonksiyon aynı kalacak. O zaman yine ne oldu? Kosinüs alfa oldu. Eksi de olsa artı da olsa çift kuvvet olduğu için yine kos kare alfadır. Artı 1 eksi cos kare alfa yaptı burası. Bölü alttayız. Tanjant alfa aynen kalıyor. İkinciye bakalım arkadaşlar şuraya. Kotanjant 2 pi eksi alfa. 2 pi'yi kullanınca fonksiyon ne yapmıyordu? İsim değiştirmiyordu. Orası kotanjant alfa yaptı. Yalnız kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kotanjant nedir? Eksidir. O zaman buraya bir tane eksi koyduk. Şunlar birbirini götürdü. Şimdi tanjantla kotanjant çarpım 1'dir ama orada ne olacak? Bir tane eksi 1 kalacak. O zaman 1 bölü eksi 1'den de cevabımız ne geldi? Eksi 1 geldi diyebiliriz. Bu da 21. sorumuzun çözümüydü. Peki yine çirkinliklere devam. Hesaplayıp hesaplayamayacaklarımız da var. 15, 7, 22, 15, eksi 7, 8. Bak güzel oldu. Şimdi mesela buraya alfa desek. Şimdi burası 8 fazla. Yani 8 pi bölü 16 Artı 7 pi bölü 16. Ne yaptı? Burası mı yaptı? E burası zaten pi bölü 2'dir. O zaman orası ne geldi? Pi bölü 2. Yani sinüs pi bölü 2 artı alfa eşittir. A ise bize ne soruyor? Kosinüs alfa eksi. Şimdi şundayız. Nasıl yapalım? Hocam şununla şunun toplamı kaç geliyor? E kaç geliyor? Kaç geliyor? 32 pi bölü 16'da 2 pi geliyor, değil mi? O zaman mesela buna beta dersek bu arkadaş 2 pi eksi betadır. Değil mi? O zaman buna da ne diyelim? Ya da şöyle yapalım. Geldik 22. sorumuza. 22. sorumuza bak yine çirkin. Pi bölü 16'yı bulacaksın. 22 buçuğun yarısı. 11, 25, 15 ile çarpacaksın. Bir de buradakiler var. Biraz çirkin. Biz şöyle bütünleme, tümleme, 90, 180, 270, 360 tamlıyorlar mı? Birbirlerini tanıdık açılar. Ona bakalım. Bak şimdi mesela burası. Burası. 15 ile 7'yi topladım. 22. Ye. Yok. 15'ten 7'yi çıkardım. 8. 8. 8 pi bölü 16. o pi bölü 2 geldi güzel. O zaman mesela burayı alfa dersem. Şu açı alfadan 90 çıkarılmış hali. Çünkü pi bölü 2 çıkarmak yani pi bölü 2 değil de mesela 8 pi bölü 16 çıkardım hayal edin. 15'ten 8 çıktı 7. Birbirini tamamlıyorlar ya. O zaman burası ne oldu? Alfa eksi pi bölü 2 oldu. Yani bu vatandaş bana kosinüs alfa eksi pi bölü 2'yi soruyor ilkinde. Eksi. Peki bu ikisinde bağ kurabilir miyiz? Şu ikisiyle topladım. 32 pi bölü 16. Evet oldu. Ne yaptı? 2 pi mi yaptı? Şimdi buna alfa demiştik. Burası o zaman şey olacak. Sinüs 2 pi eksi alfa yapacak değil mi? Aynen. Hocam buradaki açı geniş açı dar açı hiç girme o topa. Sen normal bunu çöz. Tamam. Çünkü onun acizden değerini bulacağız. Oradan yola çıkalım. Mesela ne yapalım? Kosinüs yutuyor diyebiliriz. Yani x, x kosinüs yutuyorsa o zaman bu şeye de eşit. Kosinüs pi bölü 2 eksi alfa eşit. Burada sinüs 2 pi varsa zaten fonksiyon isim değiştirmiyor. Sinüs alfa olarak kalıyor. Yalnız 2 pi'den geri geldiğim için 4. bölge. Orada da sinüs eksi. O zaman buraya bir tane ne geldi? Eksi daha geldi. Bu geldi. E burası da hocam sinüs alfadır. E bu ne soruyor size? 2 tane sinüs alfayı soruyor. E peki sinüs alfa neydi? A'ydı. O zaman bizim cevabımız ne geldi? 2A geldi diyebiliriz. Çok güzel. Hani orada biz açıların böyle tanıdık açı olmadığından sonra şeyi karar vermeyiz. Ulan bunlar 1090 mi tamamlıyor, 180 tamamlıyor böyle toplayayım çıkarayım falan böyle. Artı eksili hani biz onu keşfedeceğiz. Çok güzel soru. Sınavda da gelebilecek sorulardan bir tanesi. Peki bakalım devam. Şimdi 23. sorumuzda bize demiş ki 0 ile 90 arasında x açısı. Şimdi bunları bir düzeltelim. Sin kare pi eksi x bir kere pi olduğu için fonksiyon isim değiştirmiyordu. Sinüs x kalıyordu. Bir de kare olduğu için eksisine artısına bakmadan direkt sin kare x desem yeri var. Niye? Çünkü eksi de olsa artı olsa karesini aldığımız için pozitif gelecek. Bölü alttaki de galiba öyle. Değil mi? Bölü eksi 1 artı sekant Şimdi şu olduğu için fonksiyonu değiştirmiyor. Bu da bu arada 1 bölü üstü galiba sekant. O zaman ben onu 1 bölü kos kare x diye yazdım. Eşittir a'ymış. Şu a'yı şuraya alalım. Burayı bir devam ettirelim. Şimdi burada bir payda eşit desek. Eksi c kare artı 1 bölü c kare. Burası da s kare. Şimdi sin kare neydi? 1 eksi kos kareydi. O zaman 1 eksi kos kare ne yapar? Sin kare yapar. O zaman sin kare çarpı. Şimdi burası ne oldu? Sin kare oldu. Şimdi bu arkadaş yukarı çıktığında takla atacak. C kare bölü S kare kalacak. O zaman S kareler gitti. Şimdi o zaman ne oldu? C kare yani kos kare x eşittir a geldi. Şimdi kos kare x eşittir a ise istediğinin a değeri nedir demiş. Şimdi kare olduğu için hiç işarete bakmıyorum. Sekant şimdi fonksiyon isim ne yapıyor? değiştirmeyecek pi olduğu için bir artı sekant bir bölü kosünüsü o zaman bir bölü kos kare x bölü sekant iki pi olduğu için yine fonksiyon isim değiştirmiyor bir bölü yine kos kare x'tir diyebiliriz şimdi şurada bir paylaş diyeceğiz c kare artı bir bölü c kare çarpı yukarı takla atacak c kare bölü bir gelecek şu c kareler birbirine götürdü o zaman ne geleceğimiz c kare artı bir geldi c kare artı birmiş e c kare neydi aydı. O zaman istediği ifadene geldi arkadaşlar. A'nın bir fazlası geldi diyebiliriz. Bu da 23. sorumuzun cevabıydı. Evet 23 tane soru çözdük. Gördüğünüz gibi bolca örnekle karşılaşıyorsunuz. Yani artık önünüze herhangi bir soru bankası aldığınızda hiç tereddüt etmeden çatır çutur hepsini yapabileceğiniz bütün örnekler var kaynağımızda. Reklam da yapalım arada ya. Değil mi? beğenmeyi, abone olmayı unutmuyoruz. Bunlar da bizim YouTuber sözlerimiz değil mi? Söylememiz lazım değil mi? Beğenmeyi, değil mi? E, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Peki, 24. Aşağıda 6 tane özdeşlik dörtgeninden oluşmuş şeklin görseli verilmiştir. Abo, ne karmaşık şey o. Neyse bakalım, bunlar özdeş değil mi? Peki, biz bunlara sayısal değer versek olmaz mı? BDE alfaymış. BDE neresi? BDE alfa. Tamam geniş açı. Tanjant 180 eksi alfa da 1'miş. Alfa he, o zaman tanjant 45 1'dir ki bizim orada. <laughs> Değil mi? O zaman alfa 135 derece yaptı. O zaman burası 45 derece yaptı. Şurası iç kısmı. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Diyebiliriz. Peki bakalım. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi tanjant 180 eksi beta, beta dar açı, burada fonksiyon isim değiştirmeyecek, tanjant beta kalacak. Yalnız ikinci bölgede bu arkadaş eksi bölü. Şimdi kotanjant ne yapıyordu? Eksiyi dışarı çıkartıyordu. O zaman eksi kotanjant pi artı alfa yaptı. Bu aynı kalır. Kotanjant alfa olur. Yalnız üçüncü bölgede pi'den ileri gidince değil mi? P den ileri gidince pi burada ileri gittik. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kotanjant artı. Şurada bir eksimiz kaldı. O zaman ne oldu? Eksiler de birbirini götürsün şöyle. Tam beta bölü kotanjant alfa bize sorduymuş. Şimdi buradan çıkarımlar yapacağız. Bu arada biz alfanın 135 derece olduğunu anladık. O zaman kotanjant 135 ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Onu yazdık. O zaman bize tanjant beta lazım. Nasıl yapalım? Şimdi bakalım bakalım. Şimdi burası şu 45. O zaman şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Değil mi? Peki başka yorum yapabilir miyim? Bak, şu uzunlukla şu uzunlukla birbirine eşit. Sonuçta şurası 45 ise şu açı da 45'tir, değil mi? Şimdi bakalım bakalım. Şimdi mesela buraya A diyelim, kısa kenara, uzun kenara B diyelim. Şurada yapacağız bir şeyler. Şunu nasıl belirleyeceğim? Şöyle bir şey yapayım ya. Şöyle yapayım. Bir de şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Şimdi şu uzunlukla şu uzunluk eşit çıkacak. Şimdi burada A var. Burada A var. Burası B. O zaman şimdi bu A ise bu da A. O zaman şu parça B eksi 2A. Şu parça B. Şurası. Şu parça da B. O zaman dikdörtgeni pardon üçgenimizin şu kısmı ne yaptı? 1B 1B daha 2B bir de bu 3B eksi 2A. 3B eksi 2A. Şimdi yüksekliğine bakalım. Yüksekliği burası mı? Aynen yüksekliği orası. O zaman ne var orada? Bir tane A var. Bir tane de B var. O zaman burası A artı B. E bunlar eşit. O zaman A artı B ne yaptı güzel kardeşim? 3B eksi 2A. 3A eşittir 2B. Peki. O zaman bu 2 olsun bu 3 olsun. Oran ya. Önemli değil. O 2 olsun 3 olsun. Peki şimdi şuraları bir silelim. Ortalık karıştı çünkü. Şuraları sildik. Şimdi beta şu üçgenden halledilebilecek bir şey. Şu üçgenden halledilebilecek bir şey. Değil mi? Şurası nedir? 3 tane biz kısa kenara A uzun kenara B demiştik. O zaman burası 3 tane B yaptı. Bu kadar girmeden tanjant kotanjant beta'yı da aslında 1 bölü 3. Oo, tanjant beta da 1 bölü 3'müş ya. Bak boşuna yamuttu kendimizi. O zaman eksi 1 bölü 3 gelecek diyebiliriz. Bu sorumuz için. Değil mi arkadaşlar? Yanlış olmadı. Evet. O zaman 24. örneğimizde ne geldi? Eksi 1 bölü 3 oldu. Kendi bacağımı sıktım. 2 saattir burada A'nın B'nin kendi arasındaki oranını hesapladım. Ama aslında oraya hiç gerek kalmadan ne yapılabiliyormuş? İşlem sonuçlandırılabiliyormuş. Peki bakalım. 25. Heh. Pi bölü 2 ile x arasında. Bundan bahsetmiştim. Hiç buraya bakmadan burayı kapatıyoruz demiştim. Normal soruyu çözüyoruz. Ondan sonra istediği fonksiyonun bu bölgedeki işaretine bakarak hareket ediyoruz. Şimdi ben orayı kapatayım. Hiç kafamız karışmasın. Görmeyelim orayı. Kosinüs ne yapıyordu? Yutuyordu. O zaman burası iki tane kosinüs x. Sinüs pi x. Bu kere fonksiyon isim değiştirmeyecek. Orası aynen 8 tane sinüs x yaptı. Pi nerede? Şurada. İleri gittim. Üçüncü bölge. Oh, pardon pardon geri geliyorum. Üçüncü bölge değil mi? Pi x geri geldim. Üçüncü bölgede sinüs nedir? Artı. O zaman aynen kaldı. Bölü. Burası ne yapar? 3 sinüs x yapar. 2 pi'den ileri gidiyoruz. Birinci bölge. Birinci bölgede sinüs artı. Burası da 2 pi'den geri geliyoruz. Aynen kalacak fonksiyon. Kosinüs x. Dördüncü bölgede kosinüs artı. Ve bununla karşılığı 3'müş. O zaman bir içler dışlarla yürüyelim bakalım. O zaman ne yaptı? 9s artı 3c eşittir 2c artı 8s. 8S'yi buraya attım. S kaldı. 3S'yi dur 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 dur. Çarşı pazar karıştı. Burası C 9S artı 3C olacaktı. Bunu buraya attım. Bunu buraya attım. 8S'yi buraya attım. S kaldı. Bunu da buraya attım. Eksi C kaldı. O zaman buradan bunu da bunun altına atsam. Sin bölü kos eksi 1'dir. O zaman tanjant x eşittir eksi 1'dir. E zaten kaçıncı bölgedeydi? İkinci bölgede. ikinci bölgede tanjant eksi birmiş. O zaman bizim açımız 135 derecedir diyebiliriz. Bizden ne istiyor? Sinüs eksi 135 istiyor. E sinüs eksiyi dışarı atıyordu. Eksi sinüs 135 oldu. E 135 ile sinüs 45 birbirine eşit. O da kök 2 bölü 2'dir. Önüne de bir eksi aldı mı? Eksi kök 2 bölü 2 çıkar. Sorumuzun cevabı. Bu da 25'in sorumuzun cevabıydı. Peki bakalım uzun sürdü ya. Bitmedi. Peki az kalmış. iki sorumuz kaldı. Hadi bitiyor ders. 26. 0 ile 90 arasında x açısı vermiş. Bunlara demiş sayılarını küçükten büyüğe sıralayın. Sıralarız abi. 270'ten geri geldim. A ne oldu? Sinüs x oldu. Kaçıncı bölgede? 3. E, üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kosinüs nedir? Eksi. B ne yaptı? Kotanjant pi bölü 2 eksi x. Tanjant x'tir. E, iki, birinci bölgede kotanjant Artı. Bu B değil mi? Yok yok biz C'yi yaptık. Pardon bu C'ymiş. Hadi şöyle bir boşluk bırakalım. B ne yaptı? O zaman B'yi buradan çekeceğiz. Tanjant pi eksi x. O zaman tanjant x'tir. Yalnız kaçıncı bölgede? İkinci bölgede eksi tanjant x. Devam edelim. D'deyiz. D nerede? Burada. O fonksiyon isim değiştirecek. Pi bölü 2 burası. O zaman ne oldu? Orası tanjant x oldu. Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede o da eksi. E'deyiz. Tanjant 2 p x bu da nedir arkadaşlar? Tanjant 2 p x hmm, 2 p x nedir? 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 Ee, yine tanjant x'tir. Kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede o da eksi'dir. Şimdi bir kere eksi sinüs, değil mi? Yukarıdaki bilgilerimizi küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Bir kere eksi tanjant, eksi tanjant, eksi tanjant eksi sinüs tanjant. O zaman hani bir kere pozitif olan c'ymiş. O zaman en büyük c'dir. Şimdi geldik neye? Sinüs. Ha bu arada b, d, e birbirine eşit. B, d, e birbirine eşit. Şöyle yapalım. Sinüs x ile tanjant x'i kıyaslayalım. Şimdi tanjant ne demek? Sinüs x bölü kosinüs x demek. E şimdi kosinüs burada basit bir kesir. Sallıyorum mesela 2 bölü 3. Şimdi o zaman sinüs 2 bölü 3'e bölersen aslında ne yapıyorsun? 3 bölü 2 ile çarpıyorsun. O zaman daha büyük bir açı çıkacaksın. O zaman tanjant x ne oldu? 3 bölü 2 tane sinüs x yaptı. Yani sinüsten daha büyük çıktı. O zaman aynı açılarda tanjant x sinüs x'ten daha büyüktür. Yorumunu yapabiliriz. E zaten bunu birim çemberde de biz ispatlayabiliriz. Yani şöyle bir birim çember çizdiğimizde bakın şunu şuradan tamamladım. Şunu şuradan tamamladım. Şu noktanın ordinatı sinüstü değil mi? Yani burası yani şu noktanın y'si sinüstür. E peki burası zaten birim çemberde düşey eksen şey düşey eksen diyorum. X eşittir 1 doğrusu o da bana neyi veriyor? Tanjantı veriyor. Şu noktada bana neyi verecek? Tanjant x'i verecek. Gördüğünüz gibi Birinci bölgedeki açılarda tanjant sinüsten her zaman aynı açıda büyüktür. O zaman burada tanjant en büyüğü. Peki şimdi eksi şimdi tanjant daha büyük ama negatiflerde daha küçüktür. O zaman c büyüktür a, o da büyüktür b eşittir d eşittir e diyebiliriz. Bu kısım biraz zor ama sıralama barındırıyor bu. Sıralamayı da iyice pekiştirdiğin zaman bu soru iyice net olmuş olacak. Bilginiz olsun ama ben ne yapmaya çalıştım? Burada da ufaktan anlatmaya çalıştım. Şurada da aslında ne yapmaya çalıştık? Birinci bölgedeki bir açının tanjant ve sinüsünü kıyasladığınızda tanjant sinüsten her zaman büyüktür. 2, 2, 4 değişmez. Geldik dersimizin son sorusuna. Yani 27. soruya. Şimdi alfa, beta, peki tanjant beta 24 bölü 7 gibi bir oranmış. İç teğet çemberin merkezi. Yani biz ona halk arasında açı ortayların kesin noktası diyoruz. Hatta alfa eşittir 90 artı beta bölü 2 diye bir ne vardı? Geometri bir kuralımız vardı. Tanjant beta'yı da vermiş. O zaman bunlar bakalım şimdi. Şimdi 2 alfa şimdi şurayı 2 ile çarparsanız ne yapar? 2 alfa eşittir 180 artı beta yapar. Doğru mu? Aynen öyle. O zaman biz buradaki 2 alfa yerine ne yazalım? 180 artı beta yazalım. O zaman 180 bir 180 daha. Kotanjant 360 artı beta yaptı. Şimdi burası 2 alfa 180 artı betadır. 180'den 180 artı beta çıkarırsanız şunlar birbirini götürecek. Şu eksi buraya da yansıyınca ne oldu? Eksi yansıdı. Tanjant eksi betadır. Şurası da 2 alfa 180 artı beta. Buraya 2 180 artı alfa yazınca orası da sekant 360 artı beta yaptı. Şimdi kotanjant tanjant o zaman beta bekleyelim bakalım. Şimdi kotanjant 2 beta artı şimdi kotanjant 2 iki... kotanjant 360 artı beta nedir? Kotanjant betadır. Tanjant beta eksiği dışarı çıkartacak. Eksi tanjant betadır. Sekant 2 pi artı beta da 2 ee, iki pi olduğu için fonksiyon isim değiştirmeyecek. Aynen kalacak. Yani sekant kosinüs olduğu için 1 bölü kosinüs olduğu için 1 bölü kosinüs betadır. Şimdi Tanjant beta 24 bölü 7 imiş. O zaman kotanjant beta ne yapacaktır? Bunun ee, çarpmaya göre tersi. Yani 7 bölü 24. Tanjant beta nedir? 24 bölü 7 ama eksi 24 bölü 7. Yani ne yaptı? A 7 bölü 24 yaptı. B Eksi 24 bölü 7 yaptı. Şimdi 1 bölü kosinüs beta. E, tanjantı buysa bir üçgen çizelim. Şuraya beta dedik. Tanjant karşı bölü komşu. Burası hiposu. O zaman kosinüs ne yapar? 7 bölü 25 mi yapar? Kosinüs 7 bölü 25 ise takla atarsa çünkü değil mi? Takla atmış orası. Çünkü 1 bölü beta demiş. Yani 1 bölü 7 bölü 25'ten burası ne yapacak? 25 bölü 7 yapacak. Burası da 25 bölü 7 yaptı. Şimdi bu verilenlere göre küçükten büyüğe demiş. B negatif olduğu için en küçük B'dir. Bu basit kesir, bu bileşik kesir. O zaman A'dan küçüktür. O da C'den küçüktür diyebiliriz. Bu da 27. sorumuzun 7. dersimizde son sorusuydu. O zaman şimdi iki tane ödev testimiz var. Onları yapıyorsunuz. Onların çözümlerine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.